okulların açılmasına yalnızca bir hafta kaldı ve formasından kazana, kitabından defterine alışveriş telaşı sardı tüm velileri. Anne babalar yanlarında çocukları sokak sokak mağaza mağaza dolaşıp hem en ucuzunu hem de biricik canlarına layığını arıyorlar. Nasıl fiyatlar, nasıl bu? Yani şu anda daha yeni başladım ama oldukça pahalı. Pahalı buluyorsunuz. Evet. Kaç çocuğunuz var? Bir tane. Fiyatlar semtine, mağazasına, etiketine göre değişiyor. Ama değişmeyen tek gerçek bir önlük ya da bir defterin yetmediği. Önlük alınca yakası, yaka alınca kazağı, ona uygun çorabı, ayakkabısı derken işte ilkokul öğrencisi bir kız çocuğunun giyim masrafı. 750. 19.495.000 lira. Erkek anneleri biraz daha şanslı gözüküyor. Aksesuarlar daha az. 18.450'de erkek. Ama onların da spor kıyafetleri hesabı eşitliyor. Bu ikisi mi 6-7? Evet. Bir de şöyle bir okulumuz var. Bu da ilkokul özel. 6-4. Bu fiyatlar lüks bir alışveriş merkezinden. Ama konu okul kıyafeti bile olsa lükste sınır yok. İşte bir lise öğrencisinin en pahalısından giyim masrafı. Bir pantolon, bir gömlek, bir ceketi yaklaşık 90 milyon. 90 milyon. İş kıyafetle de bitmiyor. Öğrenciliğin bir de kırtasiye masrafları var. Onun da her türünü bulmak mümkün. Kendi başına bir sektör okul kırtasiyeleri. Defteri, renkli renkli kalemleri, şekil şekil kalemtıraşları, türlü türlü silgileriyle çok da cezbedici. Eski plastik mütevazı okul çantalarının ve beslenme kutularının yerini de şatafatlı çantalar almış artık. Tabii fiyatlar da şatafata göre. İstanbul'un en ucuz diye bilinen halk pazarı Mahmutpaşa'da bile bunlar var. Ve yanlarında da o kıvrım kıvrım rengahenk kırtasiyeler. 35'ten başlıyor, yukarı doğru çıkıyor. 100 bin liradan başlıyor, 1,5'a kadar çıkıyor. Mahmutpaşa'da fiyatlar daha yanına yaklaşılır gibi. Bir ilköğretim okulu öğrencisi ortalama 7 milyona giyiniyor burada. Ayakkabıya ise 2 ila 4 milyon arası bir para ödüyor. Defter kabı aldım. Kalem aldık. Kırmızı kalem aldık. Hangi ayakkabıyı beğendin? Bunu. Rugan'ı beğendim. Aldırabilecek misin anneanne? Alacak. Yine de alışveriş merkezlerinde de pazarlarda da satışlar okul öncesi son haftaya göre durgun. Hem veliler hem de esnaf şikayetçi. İkisinin de derdi aynı aslında. Zamlar ve parasızlık. Hele 4 kişilik bir aile için yoksulluk sınırının 97 milyon lira olduğu bir ülkede. Yani benim torunum bir tane yetim. Annesi öldü sizlere ömür. Bir tane olduğu için yardım edenler de var. Ben alabiliyorum ama yardım etmeyenler için çok zor yani. Çok zor. İstanbul'da her keseye uygun okul masraflarını karşılayabileceğiniz alışveriş yerleri var. Ama ne olursa olsun, hangi bütçeye uygun olursa olsun yine de gider tablosunda okul masrafları birinci sırada yer alıyor. Özlem Gürses, ATV Haber, İstanbul.